Adı onda. Yiğit. ve bu filmi seslendirecekler. İlk defa gördükleri bu filmi seslendirecekler. Üstelik konuyu da izleyicilerimizden alacağız. Konuklarımızdan alacağız. Ya da telefonla sizlerden alacağız. Hatta telefon varsa... Varmış. Leyla Pamuk İstanbul'dan. Merhaba. Merhaba Osman Bey. Nasılsınız Leyla Hanım? Teşekkür ederim. Sizleri her hafta seyredince daha da hoş oluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de şöyle bir şey söyleyebilirim. Arkadaşların hepsinin annesiyim. Teşekkür ediyorum. Harika. Sağ olun. Ama benim annem var. Var ama aşkım ben seninle her gördüğümde kendi kızımı kendi kızım yok gerçi. Bir tane oğlum var. Ama oğlumu, Özlem kızımı görünce hakikaten heyecanlanıyorum. Kendi çocuklarımı görmüş gibi geliyorsunuz bana. Biliyorsunuz hastaneden de yeni çıktım. Yanınıza geleceğim. Bekleriz. Gelin gelin annemize bekleriz. Nereden? Hastaneden çıktım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Özür dilerim dengesiz. Ben hepinizin annesiyim diyorum. O yüzden güzel kızım benim. Ben hepinizi çok seviyorum. Oğuzlar bir sürü halat tanıyorum ne bileyim. Bizim hayır güzelim. Hayır güzelim. Peki hemen açıklık getireyim sevgili Fox izleyiciler. Fox kanalında takriben 10 haftadır devamlı izleyicisiyim. Her türlü sen programlarınızı izliyorum ama... arkadaşlar mı, çocuklar mı daha bir başka izliyorum. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Peki, Talat'ın annesi Leyla Hanım. Buyurun. Talat kim diye soracak olursanız, Mahşeri Kul... Mahşeri Kulbuz. Mahşeri Cümbüş'ün kursiyerlerinden. Eğer siz de doğaçlama öğrenmek istiyorsanız, değil mi? Tabii. Kursların... Bana gel. Yani siz derken bütün izleyenler anlamında söylüyorum. Mahşer Cümbüş'ün kurslarına katılabilirsiniz. Leyla Hanım sizden hemen bir yönelim alacağım. Buyurun beyefendi. Hanımefendi hemen soruyorum size. Kadınların en kötü özelliği nedir? Dedikoduları. Ah dedikodu kadınlarda. Çok çektim diyorsunuz. Evet çekmiyorum. Uymuyorum onlara ben gerçekten. Uymayın ama. Dedikodudan da tiksiniyorum. Aman uymayın. Yok. Benim zaten ömrüm 25 sene telefon müdürlüğünde hizmetle geçti. Evet. Şimdi de eşimle, dostumla vaktimi geçiriyorum. Dedikodu yapmıyorsunuz. Yok, telefonla kesinlikle. Da iyi yapılır dedikodu. Kesinlikle. Aman dedikodu yapmıyorsunuz. Peki konumuz dedikodu. Çok teşekkür ediyoruz Leyla Hanım. Teşekkürler. İyi geceler diliyoruz size. Geçmiş olsun. Şimdi filmimizin adı Dedikodu. Yiğit, Dilek ve Ayhan Dedikodu adlı filmi ilk defa görecekler ve anında seslendirecekler. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Film başlıyor. Cengiz botoks yaptırmış gördün. Bana ne? Evet yaptırmış, botoks yaptırmış. Sen de botoks yaptır. Bak sen de botoks yaptırırsan senin de dudaklar. Tamam dostum başkaları hakkında konuşmayı bırak. Tamam mı? Bırak Cengiz botoks yaptırmış diyorum. Sen bana ne diyorsun ya? Yarın bir gün o silikon da yaptırır. Bana bak ben bunlarla ilgilenmek istemiyorum. Hayır. Bu bir çağa ayak uydurmak zorundasın. Öyle mi? Peki başka? Kafana göre bir yerlerini şişirebilirsin. Valla benim hakkında konuşuyordunuz. Duydum oraya teşhis bağlamıştım. Oh Allah yakalandık gördün mü? Hey ne diye bizi izliyorsun sen bakayım? Ha? İzlemiyorum dinliyorum. Biz nereye gittik öyle ya? Bu ne yapıyor burada? Alo polis mi? Evet. Ne haber? Merhaba. Senin kısır olduğunu söylüyorlar da burada onu konuşuyorduk. Şşş sakın ha. Valla kısırmışsın. Gelelim hafta sonu sana. Teşekkürler. Kısır. Bana bak. Kısır. Bayılırım kısıra. Sen niye yoksun? Bob. Bayılırım kısıra diye bitti bayılırım ya. Bayılırım kısıra. Nereden başladı? Dedikodudan başladı. Kısırla bitti. Çok güzel. Peki. Kafa sesiydi. Telefon varsa daha sonra alacağız. Peki. O zaman sizlerden alalım. İzleyicilerimizden, stüdyodaki konuklarımızdan alalım. Dublaj turu için. Peki erkeklerin en kötü özelliği? Eller havaya. Sağ olun. Ne istediklerini bilmemeleri.
Vay be, çok çek istiyorsun. Evet. Virüsçe. Evet. Heh. Ayak kokusu. Ay. Kötü huy. Öyle kötü huy. Evet, başka. Evet, burada. Kavga. Kavga. Başka? Şurada vardı, arkadaşımız da vardı. Akşam gezmeleri. Dışarı çık. Hovardalık anlamında. Evet. Hovardalık olsun. Peki. Hovardalık. Evet, çıkış noktamız. Hovardalık. Cümbüş grubu ilk defa izleyecekler bu filmi ve anında seslendirecekler. Hovardalık konumuz, hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Buyurun. Çapkınsın, hovardasın, 24 ayarda. Ne demek istedin? Ya ben gerçekten çapkın değilim. Ben kendi çapımda çapkınlık yapsam da gerçekten değilim. Sen çapkınsın. Oo, neler diyor, baksana bana. Ben aslında çapkın değilim. Ben mi çapkınım? Bir dakika, nişanlıma hovarda mı demek istiyorsun sen salak? Ha? 1, 2, 3, bu kadar fazla. Tatlım, o hovarda değil. Ben aslında gezmem. Tamam, peki. Tamam, madem gezmezsin o zaman ceketini çıkar. Ne? Nasıl? Burada mı? Ben. Evet, sen yani çıkar, boş ver neyse. Ben çıkarsam onun yerine ben çıkartabilirim. Söz veriyorum, çok tatlı olacak. Tamam, peki o zaman sen ceketini çıkarmıyorsun. Sen gidiyorsun ve sen de burada durup ne yaptığını bana anlatıyorsun. Neden havuç yiyor bu kadın? Bilmiyorum, benim tikim var, gözlerim çıkmadı. Tamam, senin tikin var, benim tikim var. O zaman senin adın bundan sonra Mustafa Tiki olsun. Ben anlayamıyorum, gerçekten ne olduğunu anlayamıyorum. Sen niye... Salaksın sen, git buradan. Mantıklı tabii ki. Ben salağım. Evet. Tamam ama hangimiz değiliz? Tamam mı? Salak olabilirim. Tamam, salağım diyelim. Ama... Wow.